Denizli, Ege'nin boğalımlı kenti, horozu, zarif dokumaları, antik şehirleri ve şifalı travertenleriyle büyülü bir diyar. Denizli'de tadılacak pek çok lezzet var. Bu lezzetlerin en bilineni Denizli kebabı. Denizli kebabını tatmak ve lezzet sırlarını öğrenmek için doğru adres ise Kebapçı Dursun Usta. Biz bunu bu şekilde çatal bıçak olmadan, lavaşların arasını koyaraktan bu lezzeti yiyip şöyle parmaklarımızı yaladığımız zaman bu lezzet ancak birbiriyle özdeşleşiyor birbiriyle. Aynen. Denizli kebabı oldukça lezzetliydi. Ama benim aklımda bu kentte yapmak için bambaşka bir yöresel lezzet var. Çağla dövmesi. Bu lezzetin nasıl yapıldığını öğrenmek için Denizli'nin tarihi bir ilçesi Buldan'a geldim. Süheda teyzemin bahçesinden gerekli olan yeşillikleri taze taze topladım. Kümesten deniz zorozlarını fazla kızdırmadan köy yumurtalarını aldım. Ve son olarak yemeğin ana malzemesi payam. Yani taze bademleri ağaçtan topladım. Şimdi yatağın bıçağımız bu. Sizin mutfağınızı şımartacak, yemeğinizi güzelleştirecek, nesilden nesile kullanabileceğiniz tamam el yapımı bir yatağın bıçağımız. Her şeyden önemlisi senin gibi bir ustanın elinden çıkması ve bunu hediye olarak bana vermen çok güzel. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Onur ettiniz. İnşallah güzel günlerde kullanırsınız. Bıçağınız keskin olsun. Kılıcımız keskin olsun. Kılıcımız keskin olsun. Şimdi bunları karıştıracağız abi. Şöyle. Aynen. İkimizin de elinin lezzeti buna bulaştı. Muazzam olacak herhalde. Çağla dövmesini yaptıktan sonra sıra geldi kuşlar gibi uçmaya. Bunun için Burak'la paraşütle atlayacağımız yamaca geldik. Şöyle vereyim abi. Başlıyor muyuz yemeğe? Yiyelim abi. Teşekkür ederim. Emek verdik. İkimizin ürünü bu.